daha çok geniştir. Ama ne var ki biz sanatçı olduğumuz için bundan hiç kimse istifade edememiş. Hala şimdi işte biraz teknoloji geliştikçe bu meralarda artık tarım alanına dönüştü. Eskiden burada davar sürü yayalardı. Böyle bir şey çok. Bir sene erken bir sene kalmadı. Şimdi artık tarım gelişti. Her taraf ekiliyor. İşte böyle. Besmeyi görenler dağ zanneder. Halbuki benzerim toprağa Karadeniz'de 6 vilayette yoktu bu arazi. Toprak düşkün. Eskildi toprak. Yeni adı düşkün. Türkler gelmiş, burada yerleşmiş ve buraya cami yapmışlar. Buradan da köy olarak gelişmiş. Tarım evlerisi olduğu için, besinler sanatçı olduğu için şehir yere gitmişler. Burada kararlarda bu topraklarda bu tarımla uğraşmaktadır. Mama.
Gözlerim gözyaşlarım seline dayanamam, gözyaşlarım seline. Doğarken ağladık şimdi gülelim, doğarken ağladık şimdi gülelim. Bilirse kadir kıymet bilerim, doğa cennet kadir kıymet bilerim. Kim yarattı bu toprağı yaprağı, kim yarattı bu toprağı yaprağı. İnsanı garisa kıymet bilelim, İnsanı garisa kıymet bilelim. Ay. Abi buradan çıkılıyor mu? Buradan gel bakın hadi. Var şuna. Ha var sen merdiven. İyi olur ya. Her yer görünür. Ha. Ben bir de bir şey daha okuyorum. Türkmen aşiyeti. Bu millet bizde bilmez. Bu Kerbela'nın öcü de geldi. Peygamber Efendi bize sultan demişler. Evet. İşte Kerbela'nın öcünü alan bizim beş. Bunun silahlarını yapan beş de altın bize Türkmen beyliği. Evet. Bunu kimse bilmez benden başka kelekler. Araştırma. Boş tas sen şeyler. Sen sana. Hop hop yollarını. Şu merdiveni yer mi değil mi? Buraya mı? Ha ha var ben. Ha. Ha burada var mı? Dediğin gibi. Yalnız buna bir şey diyeyim. Çakın isterse bunu. Çak. Bundan sonra. Hadi yavrum. Bu adam evimizi alacak. Ha yukarı mı yapıyorlar? Ha, ha. Abi, amca, gürcün. Ben de dedim ekmek düşürüyorsun. Ben de film alayım bak tütün. Bugün tütüncülük ve tarımla uğraşırlar. Bu köy çok tarihi bir şeydir. 1500 yıl önce Emevileri yenerek Fas'a kadar sürüp ondan sonra Anadolu'ya yerleşen Türk boylarından İkman aşiretleridir. Asya'dan gelirim aşiret Türkmen, Asya'dan gelirim aşiret Türkmen, bastığım topraktan ölmeden gitmem, ölmeden gitmem. Bu vatan bizimdir, bizim olacak. Hasrı Türk'ten olsaydı iltifat etmem. Topla dizginini, gel Türkmen kızı, dağların sultanı ser yıldızı. Topla dizginini, gel Türkmen kızı, dağların sultanı ser yıldızı. Urfa, Antep, Maraş, Mersin, Adana, savaştın cephede, adam adam.
adam adama. Dünya hayran kaldı senin çabana. Helal sütem demiş analar sana. Helal sütem demiş analar sana. Diğer yerinde Türkmen hatını Mevlam sana vermiş şeref bahtını. Diğer yerinde Türkmen hatını Mevlam sana vermiş şeref bahtını. Evet, sadece Antep'in ilçesiydi Besli. En büyük desteğe Besli vermiştir. Omuz omuza savaşarak Fransızları Antep'ten atmışlar. İşte yiğit memleketin yiğit çocukları, gazi memleketin gazi çocukları. İşte tarih sahnesinde Türk olarak din, dil, ırk, renk, cins gözetilmeden bütün insanlara saygı duyan bir milletiz. Onun için biz kimsenin esir aldığımız düşmana dahi el kaldırmayız. Esire el kaldırmaz. Hiçbir esir aldığımız veya da işgal ettiğimiz bir toprakta kimsenin namusuna, şerefine el atmaz. Çünkü töremiz, bizim töremizde bu çok yanlıştır ve ağır cezalandır. Onun için bütün Roman İmparatorluğu bizim iyi niyetimizde halk bize sığınmış ve baştakiler zalim olanlar gitmişler. İşte bu toprakları İslam'ın sultanı olarak biz buraya gelmişiz. Kerbela'nın özgüyle geldik. Biz öyle. Sokakta bulunan adam değil. Zaten Türk milleti. Tarih sahibi. İlham bayırından ölü geldik. İlham bayırından ölü geldik. Kızları beşiğe yavru beledim, yavru beledim. Kınalı beşiğe yavru beledik. Kimler tembel demiş Besni halkına. Kimler tembel demiş Besni halkına. Altını satıp da tuzbun eyledik. Altını satıp da tuzbun eyledik. Diğer yerinde Besni yiğidi, şehirde çalıştı, balda büyüdü. Diğer yerinde Besni yiğidi, şehirde çalıştı, balda büyüdü. Kayardı düzünde sanayi çarşın. Kayardı düzünde sanayi çarşın. Motorlu tezgahlar var karşı karşı, var karşı karşı. Motorlu tezgahlar var karşı karşı. Evler bahçeli, nar çiçeği açmış,
yanmışmış, sokusu cürulur, yanmadır daşı. Sokusu cürulur, yanmadır daşı. Diğer yerde besleyi geldi, şehirde çalıştı, balda büyüdü. Diğer yerde besleyi geldi, şehirde çalıştı, balda büyüdü. Biz bu topraklarda nüfusun %40'ı burada yaşıyor. Aşağı yani yıkılmasıyla işte Kayardı Çatı dediğimiz burasıdır. Burayı Sakız Çatı diye bataklığa sürükleyenlerin en büyük kabahatını Allah yüzüne vurdu. Bak, bugün aynı yerden yol geldi. Yıkılan şehrin içinden yol geldi, oraya yasak bölge. İnsanlığın, devletin bile yasak ettiği yere insanları meskan edenlerin bir gün Allah huzurunda hizmetini verdi. Onun için bak şu düzlüklere bak. İşte şimdi makineler çalışıyor. Şu düz yer varken bataklıkta ne işin var?